Merhaba arkadaşlar. Aslında bu videoların öncelikle E sayısı yani Euler sayısıyla ilgili olmasını planlamıştım. Ancak E sayısını açıklayabilmek için bileşik faizleri anlatmaya başladım. Bileşik faiz konusu son derece önemli olduğu için bu konuya devam etmeye karar verdim. Şimdi bileşik faizleri anlatmaya devam etmeden önce size Excel dosyamı kullanarak bileşik faizin E sayısına nasıl yaklaştığını göstermek istiyorum. Bu gösterdiğim sütunda dönem sayısı var. Benim kaç dönem için bileşik faiz hesaplaması yaptığımı gösteriyor. Dönem sayısını yani kaç dönem için bileşik faiz hesapladığımı formülde n olarak belirttim. Buradaki n'inci formülden görebilirsiniz. Burada da 1 artı 1 bölü n'in n'inci kuvvetini aldım. Formülü değişik sayılar kullanarak uyguladım ve her seferinde sayıyı 2 katına çıkarttım. Böylece hızlı bir şekilde çok yüksek sayılara ulaşmış oldum. Gördüğünüz gibi sayılar çok kısa bir zamanda 2.7183 sayısına yaklaşıyor. Bu 2.7183 sayısının sıfırdan sonra oldukça fazla küsuratı var. Bu şekilde devam ediyor ve bu sayıyı biz E sayısı olarak adlandırıyoruz. Burada size ilginç bir noktadan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Google'a E sayısı yazdığımız zaman 2.7183 sayısını veriyor bize. Demek ki Google'da aslında bir hesap makinesiymiş. Devam edelim. Bazı kişiler pi sayısını veya e sayısının basamaklarını ezberden sayabilirler. Bu sayıların sadece matematiksel hesaplamalarda değil, evrende çok değişik yerlerde karşımıza çıktığını gördükçe aslında bu sayıların çok daha derin bir şeyin sadece yüzeyi olduğunu fark edeceksiniz. Şu an sadece onlara yüzeyden dokunuyoruz çünkü çok farklı yerlerde karşımıza çıkıveriyorlar. Bu sayılar adeta sihirliymişler gibi birbirleriyle bağlantılı. Bununla ilgili ileriki videolarda da bahsetmeye devam edeceğim. Eğer yeni bir trend başlatma modundaysanız bunlar tam size göre. Ama tabii başlatacağımız bu trendi finansal olarak desteklemek için bileşik faizi iyice öğrenmemiz gerekecek. Daha önce vermiş olduğumuz örnekte size uyguladığım faiz oranı %100'dü. Şimdi daha genel düşünmeye başlayalım. Size uyguladığım faiz oranına ne diyelim? R diyelim. Faiz oranımız %R, hayır yani faiz bir ondalık sayı olarak R olacak. O zaman %100 R diyelim buna. Örneğin ben %25 faiz oranı olduğunu söylersem R 0.25 olur. %25'i de yazalım buraya. Bileşik faizin uygulanacağı dönem sayısına bağlı olarak bir yılın sonunda bana ne kadar borcunuz olacağına bir bakalım. Daha önceki örnekte benden borç aldığınız tutar 1 liraydı. Ancak biz ana para yerine de genel bir şey kullanalım. Ne diyelim? Ana para yerine P yazalım. P olsun kullanacağımız değer. Bir dönem sonunda bana borçlu olduğunuz miktara bakalım şimdi. Ana para çarpı diyorum, bir parantezi açıyorum burada, yazıyorum içine. 1 artı 1 yıllık faiz oranı. Neydi? R yazıyoruz. Bölü dönem sayısını yazıyoruz, buna da n diyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz, üssü n yazıyoruz. Basit rakamlar koyarak hemen deneyelim. R eşittir %10 olsun ve n eşittir 2 olsun. Bana senenin sonunda ne kadar borçlu olacağınızı bu şekilde hesaplıyorduk. Eğer n 2'ye eşitse bu demek oluyor ki senede 2 dönem var. Yani 6 aylık 2 dönem için bileşik faiz hesaplamasını gerçekleştiriyorum. Eğer borç almak istiyorsanız, diyelim ki 50 lira borç alacaksınız. Bu durumda P eşittir 50 olacak. Benden başlangıçta borç aldığınız tutar 50 lira. Bu formül bir dönemin sonunda ne kadar borcunuz olduğunu size gösterecektir. Şimdi bunu hesaplayalım. 50 lira bu borç aldığınız tutar. Bir dönem sonra yani ne demiştik? 2 dönem olarak düşünmüştük. 6 ay sonra size borç verdiğim bu 50 lirayı bana geri ödeyeceksiniz ve ayrıca bunun faizini. Bu oran yıllık bazdaydı. Size 6 aylık bir dönem için faiz işleteceğim. Yani bu oranı 2'ye bölmem gerekecek. Yani bana ödeyeceğiniz faiz tutarı 50 artı %10 bölü 2 çarpı 50 olacak. 50 çarpı %10 bölü 2 dersek bu 6 ay sonrasını unutmayın. 6 ayın sonundaki durum bu olacak. Buradan çıkacak sonuca ne diyelim? X olsun ve size bu X tutarı üzerinden faiz işleteceğim. X artı %10 bölü 2 çarpı X. Yani X çarpı 1 artı %10 bölü 2. Evet, X'imiz buydu. 6 aylık 2 devre geçtiğinde, yani 1 yılın sonunda sizden, şimdi gayet uzun bir cümle kuracağım. 50 çarpı 1 artı %10 bölü 2 çarpı 1 artı %10 bölü 2 kadar para isteyeceğim. Bunu şu şekilde de yazabilirim. Mesela ne diyebilirim? 50 çarpı 1 artı 0, 1 bölü 2 üssü 2 diyebiliriz. Tamam mıyız bu noktada? Devam edelim şimdi. Bunu kendisiyle çarpıyorum. Yani ikinci kuvvetini almakla, bir başka ifadeyle karesini almakla aynı şey. Sanıyorum bileşik faiz alınırken niye kuvvetini aldığımızı biraz daha açıklayabildim. Galiba bunların aynı şey olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Sürekli bileşik faiz hesaplaması yaptığımda, yani en sonsuzluğa yaklaştığında neler olacağına bakalım. Bir yılın sonunda bana borçlu olduğunuz tutar, yani vade sonu değeri, p çarpı 1 diyoruz, artı faiz oranı, bölü n'in n'inci kuvveti. Şimdi bu formülümüzdeki bilinmeyenlere farklı sayılar koyalım. Böyle bir şeyi neden yaptığımı birazdan anlayacaksınız. En sonsuzluğa yaklaştığında ulaşacağımız limit değerini bulmak istiyorum. Limit n sonsuza yaklaşırken 1 artı r bölü n'in n'inci kuvveti. Şimdi farklı sayılar verip yerine koyalım. Diyelim ki 1 bölü x eşittir r bölü n olsun. Bu durumda n eşittir x çarpı r'dir. Eğer n eşittir x çarpı r ise, r'nin sabit olduğunu düşünürseniz, n'in sonsuzluğa yaklaşması, x'in de sonsuzluğa yaklaşması anlamını taşır. Tam tersi de geçerli, x'in sonsuzluğa yaklaşması durumunda, n de sonsuzluğa yaklaşır. Bununla şu aynı şey oluyor, yani limit x sonsuzluğa giderken, parantezi açalım burada, 1 artı r bölü n eşittir 1 bölü x demiştik. Yani r bölü n yerine 1 bölü x yazabiliriz. Burada parantezimizi kapatalım. Bunun n'inci kuvvetini alacağız. Yani buraya da n yerine x, r yazabiliriz. R'nin sabit bir değer olduğunu hatırlayın. Bu şununla aynı şeydir. Limit x sonsuzluğa giderken 1 artı 1 bölü x'in x'inci kuvveti. Buradaki üsleri çarparsanız bu tanımın r'inci kuvvetini almakla da aynı şey olduğunu görürsünüz. R bir sabit sayıydı. Bu da şununla aynı şey. Limit x sonsuzluğa giderken 1 artı 1 bölü x üssü x, bunların tamamının r'inci kuvveti oluyor. Daha önceki videolarımızda bunun sonucunun e sayısına eşit olduğunu görmüştük. O zaman bu hesaplamaya e'nin r'inci kuvvetine eşit de diyebiliriz. Yani eğer uygulayacağım faiz oranı %10'sa ve bir yıl boyunca sürekli bileşik faiz uygulayacaksam, bir yılın sonundaki borcunuz e üssü %10 çarpı p olacaktır. Bunun e'nin r'inci kuvveti olduğunu söylemiştik. Yani p çarpı bu p'ye eşit olacak. Burada p'yi maviyle yazalım ki unutmayalım. Bu arada p'yi yazmayı hesaplamaları yaparken unuttuğumu fark ettim. Bu sebeple tekrar maviyle yazıyorum. Bu hesaplamaların başında her bir çarpı P olmalıydı. Aslında P sadece bir katsayı, yine de unuttuğum P'leri ekleyelim. Oldukça uzun bir video olduğunun farkındayım, bu sebeple burada bırakacağım. Sürekli bileşik faiz hesaplaması durumunda bir sene sonra ne kadar ödeme yapmamız gerekeceğini bir sonraki videoda hesaplayacağız.